Ben burada sormak istiyorum. Hani Afrika dediniz, işte değişik ülkeler saydınız. Şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz çağımızın hani bu ayıp değil artık herkes bunu biliyor. Bir AIDS diye bir vaka var. Bunun üzerine bir çalışmanız var mı? Çünkü siz bir sürü hastalık saydınız. Hep tehlikeli hastalıklar saydınız. Şimdi Amerika'da orada burada bir araştırma yapılıyor. Böyle bir ilacınız ya da böyle bir çalışmanız var mı? Çünkü Yüce Rabbim derdi vermişse derman da mutlaka vermiştir, değil Evet, mi? tabii. Şimdi bu kortisep, Çin tırtır mantarı, Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Yani soğuğu sever. Soğukta dirençlidir, soğuğa karşı dirençlidir. Oksijenin az olduğu bölgede yaşar. Bir, iki, diğer bitkilerin köküne böyle attığı kanca şeklinde, hortum şeklindeki şeylerle emer. Onun diğer bitkilerin özünü emer. Yan kökleriyle. Parazit bir bitki. Mantar. Çin tırtır mantarı Çin'de 1200 yıldır ne olarak kullanılıyor? Antibiyotik. Bitkisel antibiyotik. Dişin ağrıdı, başın ağrıdı. Herhangi bir rahatsızlığın var. Ne kullanıyorsun? Penisilin. Penisilin mideye zarar veriyor. Gastrite sebep oluyor. Bağırsaklara faydalı bakteri yok ediyor. Uzun süre kullanırsan penisilin polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen vesaire vesaire tetikliyor. Ama bu ne yapıyor? Hiçbir yan etkisi yok. Hem etkili hem yan etkisi yok. Bunu kullandığı zaman ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kortisep. Çin tırtır mantarı. Bir. İki. Sarı kantaronla ilgili AIDS hastaları üzerinde Almanya'da hastalar üzerinde denenmiştir. Bunun birleşimindeki hipeforin ve hiperisin gibi etken maddeler kişinin beynindeki bazı hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Noradrenalin hormonu kişinin konuya odaklanmasını sağlar. Dikkat eksikliğini önler. Glutamat hormonu salgılanmasını artırır. Efendim, bunun özellikleri birçok özelliği var. Depresyon, panik atak, stres, gerilim gibi rahatsızlara iyi geldiği gibi artı bir özelliği daha vardır. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada AIDS'e karşı etkili olduğu belgelenmiştir. AIDS'e karşı. Neden? Çünkü AIDS hastasının sebebi nedir? Bağışıklık sistemi çöküyor. Yani birçok rahatsızlığa karşı bağışıklık sistemi artık basit bakteri, virüs ve mantarlarla artık mücadele edemiyor. İflas ediyor. Bir de öyle bir şey ki berbere tıraş oluyorsunuz. O jilet değişmezse kandan bile bulaşma ihtimali Tabii var. tabii. Ya Allah korusun. Tabii Allah tabii korusun. tabii. Allah korusun. Bana bir genç geldi. Tabii birçok ilaç kullanmış, perişan olmuş. Hasta hapishanede yatmış. Hapishanede yatarken akarlar ısırmış. Akar. Böcek ısırmış. Orada hapishanedeki başka bir hastadan geçmiş. Yani direkt geçmemiş. Onu ısıran böcek bunu da ısırmış. Böcekten geçmiş, akardan. Ve uyuz böceği yani, akar diyoruz. Böcekten bulaşmış adamcağızı, hiçbir suçu yok. Çıkmış hapishaneden, üzerinde birçok ilaç denemişler. Yani çok geç kalınmasa tedavi edilebilir. Bizim böyle birkaç hastamız oldu. Yeni olanla, yeni başlayanları tedavi ettik hamdolsun. Ama geç kaldı mı? Geç kalanlar da rahatlatıyor. Ağrılarını, sızılarını azaltıyor. Ama tedavi etmiyor. Çok geç kalınmışsa, üçüncü, dördüncü yere. Ama yeni başlamışsa problem değil. Evresi önemli, evresi önemli. Hangi ev?